Evet, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Şimdi birazcık cuma gecenizi şöyle canlandıralım, neşelendirelim istiyorum. Çünkü nereye gideceğiz Bahar'cığım? Çankırı'ya gideceğiz. Çankırı Tuz Festivali'ne gideceğiz. Evet, bu sene söylediğimiz gibi bu yaz gerçekten ülkemizin dört bir yanı, her bir ilimiz inanılmaz derecede güzel sanatsal etkinlikler gerçekleştiriyorlar. Evet. Muhteşem konserlere yani bu yıl gerçekten müziğe doyduk. Hakikaten her bir ilimizden şahane konser haberleri veriyoruz neredeyse her gün sizlere. Şimdi de Çankırı Tuz Festivali'ne gideceğiz. Bu arada gerçekten Çankırı'nın tuzu da ben iddia ediyorum dünyanın hiçbir yerinde yok yani. Ben evimde de Çankırı tuzundan başkasını kullanmam. Muhteşem bir tuz. Şimdi işte o tuzun festivaline doğru gideceğiz. Pek çok isim gerçekten şahane konsere imza attı. Şimdi şöyle tek tek bir o sahneleri ziyaret edelim. Tabii Tuğba Özerk'le başlayalım mı? Hadi bakalım Tuğba Özerk'le başlayalım. Baştan aldım gücümü hep baştan. O kadar kurşuna kaldımsa evvel Allah talibim dar. Gel yanıma yavaştan, çöz beni baştan. Tahtımı terbiye yaptım ben, ne anadan kalma ne babadan. Uyumam ki hiç mi durama, sığmam asla dört duvara. Zaten şu hayat dediğin şey benzer hile ne kumada. Rahatsız ettiysek pardon. Gece benim her yerde patron. Kafaları geç kalbimde milyon. Kim sana bir seçmeye takma. Rahatsız ettiysek pardon. Unutuldum, unutuldum. Kurutulmuş güller gibi. Yosun tutmuş duvarlara yazılmış güller gibi. Gece mi istmez gündüz bitmez. Bu yalnızlığım hiç bitmez. Ne kavgam bitti de sen. Geçer gönül geçmez. Ben ayrılıp bir vurgun değil mi? Sen yine şimdi sahne kıyafetine takılacaksın diye tahmin ediyorum ben. Takılacağım. Yani tam işte zaten söylüyordum video biterken. Yani geçerken sahneye uğramış gibi ya da izlemeye gelmiş de birinin sahnesine konuk olmuş gibi. Şimdi bak ben üzülüyorum ya böyle görüntüleri görünce. Niye üzülüyorum biliyor musun? Bak şimdi oradaki kalabalığa bak. Az önce gördük. Birazdan yine görürüz seyirci kalabalığını. İnanılmaz bir kalabalık var. Yani binlerce insan gelmiş o konsere. Ve karşılarında böyle bir şey görmek istiyorlar. Yani bir star görmek istiyorlar. Her şeyle bir özen, intizam görmek istiyorlar. Ve gördükleri kıyafete bak. Şimdi ben yani buradan tabii kötü konuşmak istemiyorum ama ben bu kıyafetle gündüz saatlerinde oturur senle kahve içerim buluşup yani. Değil mi? Şöyle ünlü bir kahveciye gidip sahil kenarında bir yerde. Ünlü bir kahveciye bile gerek yok yani. Hani ben bu kıyafeti giyer kahve içmeye falan giderim yani en fazla. Öyle söyleyeyim. Akşam yemeğine bile gitmem yani bu kıyafetle. Öyle belirteyim. Altta bir kot pantolon. Üstüne de beyaz bir bluz giymiş. Yani... Şimdi nedir yani anlatabiliyor muyum? Ben çözemedim bu kıyafet seçimini. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani yazlık bir mekanda konseri veriyor olmuş olsaydı yine su götürürdü. Hani bir gündüz konseri falan olsaydı hadi anlayacaktık da yani. Konser verdiği için ben de pek uygun bulmadım açıkçası. Tabii konserde eğlenceli anlar da yaşanmış bu arada. Şöyle Tuğba Özerk esprili bir şekilde Bülent Ersoy'a takılıyor. Neden Bülent Ersoy'a takılıyor? Çünkü Bülent Ersoy kendisine Barbie ilan etmişti. O da Tuğba Özerk de kendisinden için diyor ki Bülent Hanım bile Barbie oldu şaka bir yana kendisini çok sever değer veririm ama görüyorsunuz ki hem Barbie'yim hem de Harbi'yim en önemlisi de Harbi olmak dedi. Ne diyorsun? Barbilik mi Harbilik mi? Yani hiçbir şey demiyorum. Ben ben çünkü takıldım izledikçe sinirlerim bozuluyor.
Yani neden böyle ya? Yani çok üzülüyorum şu görüntüyü gördükçe şu anda. Ben hala kıyafete takıldım bak. Yani sahne şovunu falan da geçtim. Hiçbir şey yok bak. Oraya o kadar kocaman sahne kurulmuş, ışıklandırmalar bilmem neler, arkada kocaman ismi yazıyor. Binlerce kişi gelmiş orada beklemiş saatlerce Tuğba Özerk sahneye çıkacak diye. Tuğba Özerk kot pantolon, beyaz bluzla sahneye çıkıyor. Ne bir sahne şovu var, ne bir görsellik. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Kuru kuruya sahneye çıkmış. Niye yani? Hani ben işte bu durumu şey gibi algılıyorum ya, biraz seyirciye saygısızlık gibi, ciddiyetsizlik birazcık. Gibi mi ciddiyetsizlik, saygısızlık gibi algılıyorum. Şu kıyafetleri biz görüyoruz, ünlü isimlerin sahne öncesi prova anlarında giydiklerini görüyoruz yani. Hani sence de öyle değil mi? Yani evet, ben kıyafeti çok ben takıldım. De uygun bulmadım inanılmaz açıkçası. İnanılmaz derecede takıldım yani oraya, hiç uygun bulmadım ki Tuğba Özerk normalde gerçekten çok şık giyinen, hani böyle güzel kıyafetler tercih eden biri. Ama bu konserde ne Barbie olmuş, ne Harbi ne de olmuş kıyafet bence. Harbi olmuş. Bence Harbi de olamamış. Çünkü Harbi ise şayet o kadar oraya gelmiş kalabalık, onu saatlerce orada beklemiş, onların karşısına şöyle Harbi Harbi değil mi? Kallavi bir kıyafetle çıkabilirdi diye düşünüyorum. Peki. Öte yandan tabii sahnede planlamadığı bir sürpriz de geldi. Bir kedi sahneye atladı. Evet. Onu da kucağına alıp şöyle söyledi Tuğba Özerk. Evet, planlamadığımız sürprizim de geldi. Birlikte bir düet yaparız dedi. Ve sokakta yaşayan canlılara sahip çıkılması çağrısında da bulundu. Bu da böyle renkli anlara sahne oldu. Kediciye de bak. Ay, evet, ben bu davranışı kedileri. Çok güzel elbette ki. Bunu elbette ki takdir ediyoruz. Harika bir davranış. Ama kıyafeti ama etmiyoruz diyorsun. Kıyafeti kesinlikle kabul etmiyoruz Tuğba. Peki evet. Hangi konsere gidelim geçelim şimdi? Geçelim şimdi öyleyse Demet Akalın'ın sahnesine gidelim. Hadi bakalım. İşte böyle olması gerekiyor. Değil mi? Bak Demet Akalın ne güzel çıkmış. Kıyafet şahane. Yanında dansçıları. Yani oradaki işte o kalabalığı, coşkulu seyirciyi memnun edecek, tatmin edecek bir şey olması gerekiyor yani sahnede. Doğru. Bir hareketlilik olması gerekiyor. Yani bir hareketlilik olması gerekiyor. O da olmuş işte. Gayet güzel bir şov izlemişler. Müziğe de doymuşlar. Eğlenceye de doymuşlar. Baksana dansçısının saçına başına kadar her şey yapılmış vaziyette. Aynen öyle. Yani gerçekten şahane. Yani şöyle söyleyeceğim, artık bunu da söyleyeceğim. İçimde kalır yani. Bakar mısın? Demet Akalın'ın dansçıları öyle kot pantolonla falan çıkıyor yani sahneye. Hani Tuğba Özerk de orada dans edebilirmiş yani. Hani artık onu biraz da söylemeden. Sert oldu. Biraz sert oldu ama Tuğba Özerk, yani biz seni
çok böyle sahnelerde şıkır şıkır, fıkır fıkır, harika görmeye alışık olduğumuz için öyle görmek istiyoruz, öyle seviyoruz seni. Yani böyle görmek istemiyoruz, öyle hoşumuza gidiyorsun. Peki, şimdi, kime gidiyoruz şimdi? O zaman Merve Özbey'e gidelim. Merve Özbey de bence gayet harika görünüyor. Bu arada ben Çankırı Tuz Festivali'nin en şıkı olarak Merve Özbey'i seçtim. Çok tatlı görünüyor elbisesi gerçekten. Evet. Ki kendisi bu sıralar sağlık sıkıntıları da yaşıyor. Evet. Ona rağmen şıklığına dikkat etmiş. O yüzden bu arada, Tuğba Özerk gerçekten şimdi de ne demek istediğini daha iyi anlıyorum. Evet, Merve'nin yani ayaklarında bu arada beyaz spor ayakkabılar var fark ettiysen. Çok az böyle aralarda bir yerlerde göründü. Normal koşullarda öyle asla giymez biliyorsun. O çok dikkat eder sahne kostümlerine. Ama şu sıralar gerçekten çok ciddi bazı sağlık problemleri yaşıyor. Sağlığıyla ilgili sıkıntılar yaşıyor. Ayakkabıları görüyoruz şu anda. O yüzden muhtemelen böyle bir ayakkabı tercih etmek zorunda kalmış olabilir diye düşünüyorum. Muhtemelen öyle. Çünkü üst tarafı zaten son derece şık tutmuş. Evet, son derece tabii şık. Ayaklar da çok önemli. Yani topukların üzerinde o kadar saat duramayabilirdi gerçekten. Evet, sağlık problemi nedeniyle ama. En azından yani ki sanatçıyı görecekleri kısımları çok şık tutmuş. Tuz Festivali'nin starı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. En şıkı diyebilir miyiz? Gerçekten kıyafet kesinlikle çok beğendim. Evet, gerçekten buradan sevgilerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi de kendisine tekrar iletelim. Ve hadi bakalım kime gidelim ya? Serkan Kaya'ya gidelim bir de. Olsa da konuşsa kalbimin dili, küçücük dünyada bir bilsen seni, görülmez yazıyla yazdım kalbim. Sağdan gel artık aşkımın gülü, olsa da konuşsa kalbimin dili, küçücük dünyamda bir bilsem seni,
görülmez yazıyla yazdım kalbime. Şimdi bazı şarkıcılar var ya, diyoruz ya, arada bir ihtiyaç halinde gidilmeli diye, işte Hakan Altun'u söylüyoruz mesela, işte Ebru Gündeş falan. Gerçekten Serkan Kaya bunlardan biri, terapi niyetine arada bir gidebilirsiniz. Tan Taşçı da onlardan, evet, bak kesinlikle. O da onlardan. O zaman biz de gidelim Serkan Kaya. Gidelim mi Serkan Kaya? Vallahi gidelim, gidelim ya. Zehir mi yoksa ilaç?
Kimi ağlıyor, kimi gülüyor. Tatsam mı yoksa kaçsam mı? Evet, Serkan Kaya. Aşk ne demek bilen var mı? Zehir var mıdır mi yoksa acaba? İlaç mı dedi. Var mıdır sence aşk ne demek bilen? Burada, işte burada duruyor. Biliyor tanımı musun? Tanımı burada da tabii, olmaz mı canım? Nedir senin için aşk? Aşk nedir benim için? Bak şimdi konuşalım böyle. Hadi bakalım, hadi. Magazin gündemine ben düşeceğim şimdi. Aşk gerçekten, ama şöyle baktığımız zaman imkansız olan şey aşk oluyor gerçekten. Yani evet, çok coşkulu. Böyle çok coşkulu bir şey hali, beğenme hali karşı tarafı. Ama bence esas olan aşk değil, biliyor musun? Derin bir sevgi ve hürmet. Evet. Derin bir sevgi ve hürmet olduğu zaman, saygı olduğu zaman o işte aşktan daha kıymetli bence. Bence aşk biraz böyle yakıcı ya. Bence biliyor musun? Aşk aslında insanın tamamen kendisiyle ilgili bir duygu. Kendine yani yakışanı aslında, giymesi gibi diyorsun. Aslında evet, çok benziyor. Nasıl biliyor musun? Bence aşk şöyle bir duygu. Aşk tamamen aslında kendinde sevdiğin, kendini iyi hissettiğin duyguların ortaya çıkması gibi geliyor bana. Yani o karşı tarafın ben sana coşku diyorum hissettirdiği direkt şeyler aslında senin hoşuna giden şey. Yani şöyle ifade edeyim, kendindeki o değişimi seviyorsun. Yani o kendindeki heyecanı, kendindeki mutluluğu, kendindeki o farklı hali seviyorsun. Aslında kendine aşık oluyorsun gibi bir şey yani bence. Gerçekten bak, aşk aslında daha bencil bir duygu yani bence. Bencil bir duygu, orası evet, bir gerçek. Heyecan, sürüklenme, bu tarz şeyleri içeriyor yani aşk. Ama şöyle güzel güzel sevmek geçiciymiş lazım. Geçiciymiş yani. Bilimsel olarak da kanıtlanmış aşk. Hormonal, evet, diyebiliriz bir noktada. Hormonal diyebiliriz, evet. Peki, aşk ne demek bilen var mı dedik. Siz de bir düşünün bakalım bu gece size göre aşk ne demek? Evet ve geçelim öyleyse sıradaki haberimize. Evet, şimdi çok enteresan bir kostüme gideceğiz, evet, yine. Erkan Özerman'a gideceğiz. Evet, Erkan Özerman öyle bir kıyafet giydi ki hiç durmadan konuşuluyor. Ne diyorsun? Yani kıyafet tercihi tabii zaten dikkat çekmek için tercih etmiş muhtemelen bunu. Evet. Yani dikkat çekeceğini biliyordur bu kıyafetin. Bilmeme şansı yok. Evet. Bordo renklerde, üzerinde tuğra olan bir kimono diyebilir yani miyiz? Yani tam tuğra olduğundan da emin değilim ama benziyor. Osmanlı motiflerini andıran bir şey. Ben tuğra olduğunu düşünüyorum. Bu arada kendisi bir ödül töreninde bu kıyafeti giyiyor ve onur ödülüne de layık görülüyor. Böyle bir kıyafetle gidiyor. Tarihi bir kıyafet olduğu söyleniyor bu kıyafetin bu arada. Şöyle de hikayesini de anlatmış aslında kıyafetin. Diyor ki, kıyafetin özel tasarımını rahmetli modacı Fevziye Çömer yapmıştı ve bu kıyafeti 1997 yılında Bülent Ersoy'un Olimpiya konseri için hazırlamıştı. Özerman kızı Tuğçe'nin önemli gecesinde bu kıyafeti giymek istediğini ve bir daha nerede giyeceğini düşünmediğini belirtmiş. Ardından da işte tekrardan böyle bir ödül gecesinde giymiş. Yani ölmeden önce son bir kez daha giymek istedim demiş. Hatta bu beni çok duygulandırdı. Yani değişik bir kıyafet. Şimdi Bülent Ersoy'a yapılmışsa kıyafet zaten, yani onun konseri için yapılmışsa, ben üzerindeki sarı işlemelerin tamamen nasıl diyeyim sana, altın içerikli bir işleme olduğunu düşünüyorum. Kıymetli olabilir, bir kıyafettir. Çünkü olabilir, biliyorsun Bülent Ersoy giydiği kumaşın, evet, başka kişiler tarafından giymesini istemediği için kumaşlar satın aldı, topları satın aldı, onun da haberini yapmıştık. Öte yandan mücevherli, pahalı, lüks şeyleri çok sever Bülent Ersoy. Dolayısıyla bu da eğer ona aitse, şu an Erkan Özarman'ın üzerinde gördüğümüz kıyafet muhtemelen detaylarına baktığımız zaman cidden üzerinde hem emek verilmiş hem de pahalı malzemeler kullanılmış bir kıyafet olsa gerek diyorum ben. Evet, vallahi yakışmış da yani. Yakışmış kendisine da. Bu yıl da biliyorsun tekrardan bir kimono modası var zaten. Ve evet, erkeklerin çok üzerinde de çok görüyoruz kimonoları. Biliyorsun son günlerde Murat Dalkılıç çok fazla kimono giyiyor hatta konserlerinde. Evet, geçenlerde de evet göstermiştik. Çok fazla kimono çeşidi görüyoruz erkeklerde de. Erkan Özerman da aslında kendi ağırlığına, kendi yaşına böyle, kendi duruşuna uygun bir kimono tercih etmişti, evet, diyebiliriz. Peki, geçelim sıradaki haberimize. Şimdi türkücü Ferman Toprak'a gideceğiz.
çok enteresan bir konuda isyan etti kendisi. Evet, maalesef. Bakıcı maaşları. Bakıcı maaşlarından isyan etti Ferman Toprak. Kızı için bakıcı arıyor ve 25 bin liraya kimseyi bulamadığını söylüyor bakıcılık yapacak. Yani 25 bin lira teklif ediyorum, bakıcılar kabul etmiyor, daha ne olsun diyor. Bu açıklamayı yaptığı görüntüler de var, onları da bir izleyelim, detayları aktaralım sonrasında. Merhabalar sevgili dostlar. Vallahi özel bir şeye değinmek istiyorum buradan. Ya biz çocuklarımızı boşuna okutuyoruz ya. Vallahi ilkokulumuzu, masrafıydı, ortaokulu, lisesi, üniversitesi bitirecek. Ne iş yapacak abi? Bugün Türkiye şartlarında en vallahi trend, hiç ben size söyleyeyim. Evlerde yatılı çalışmak, çocuk bakmak. Abi 15 bin lira, 20 bin lira, 25 bin lira maaş beğenmiyorlar ya. Yani bütün rahatlık yerinde dört dörtlük. Abi getiriyorsun, onlar mı mutlu edecek, onlar mı seni mutlu edecek, çocuğuna bakacak, anlamış değilim. Valla biz 15-20 gündür Adel'e bakıcı arıyoruz. Ama bu fiyatlarla da değil yani. Şimdi Ferman Toprak burada Türkiye şartlarında en trend iş evlerde yatılı çalışmak, çocuk bakmak diyor. Bu konuda bunu söylediğine katılıyorum. Çünkü şöyle, biliyorsun ki ülkemize yabancı işte cumhuriyetten çok ülkelerden çocuk ve yaşlı bakımı için birçok kişi geliyor. Biz de başkent Ankara'da görüyoruz aslında sıklıkla. Ve yabancı paralar üzerinden, dolar, euro üzerinden maaşlarını alıyorlar ve çok yüksek paralara yapıyorlar bu işi. O da onu demek istiyor benim anladığım kadarıyla. En revaçta mesleklerden birisi derken bunu demek istiyor. Yani fiyatları zaten yüksek demek istiyor. Ülkemizde hatta bu işin ajansları kuruldu. Tıpkı mankenlik ajansı gibi ajanslar var ülkemizde bu anlamda. Yabancı bakıcılar var işte o ajanslarda kayıtlı. O ajanslardan seçiyorsun falan. Bir de işin tuhaf yanı şöyle bir şey de var. Şimdi bakıcıyı seçiyorsun mesela, getirteceksin. Onun getirilmesi için de bir bedel ödüyorsun ayrıca maaş dışında. Evet. Neredeyse maaş kadar, hatta maaştan daha fazla bir bedel ödüyorsun onun geliş masrafları için Türkiye'ye. Ardından şöyle şeyler yaşanıyormuş mesela. Masraflarını karşılıyorsun, getiriyorsun bakıcıyı. Bir ay, iki ay çalışıp kaçıyormuş mesela. Evet, evet. Ya da bırakıyormuş işi. O zaman da o masraflar boşa gidiyor bu arada. Çöp. O masrafları da geri alamıyorsun. Çok sıkıntılı bir iş. Genellikle İngilizce öğrenimiyle ilgili tercih ediyor aileler yabancı bakıcıları. Filipinliler çok moda biliyorsun bu konuda. Evet. Filipinli bakıcılar. Ama hakikaten inanılmaz uçuk rakamlar istiyorlar ve uçuk rakamlara çalışıyorlar. Fakat iyisi de iyi oluyor gerçekten. Şimdi Ferman Toprak'ın bu yaptığı paylaşımı ilk beğenen isimlerden biri Alişan oldu. Hı hı. Ünlülerden de çok destek geldi. Ünlü isimler de çok fazla zaten bu tarz bakıcılar kullandığı için. Ama mesela ben Alişan'ın beğendiğini görünce aklıma direkt şu geldi. Geçtiğimiz yıldı galiba Alişan biliyorsun ailesiyle birlikte bir trafik kazası geçirmişti. Arabada da oğlu vardı, bakıcısı vardı falan. Ve bakıcı o kaza anında Alişan'ın oğlunun üstüne kapanıp çocuğu koruyor ve o sayede çocuğa hiçbir zarar gelmiyor. O zaman Alişan bakıcısını yerlere göklere sığdıramıyordu mesela. Hı hı. Oğlumun üstüne işte kapanıp hayatını kurtardı falan diye. Şimdi de bu videoyu beğenmiş mesela. Yani o yüzden biraz enteresan olmuş Alişan. Ama şu bir gerçek, evet, pahalı yani. Şimdi zaten sosyal medyayı da bu durum ikiye bölmüş vaziyette. Yani bir işte az önce söylediğin gibi düşünenler var. Karşı tarafın hayatını satın alıyorsun, evde sürekli orada. Ama bir yandan da tabii ki bu bakıcıların da haftalık izinleri de var. Ailelerini de görebiliyorlar ki zaten kendileri seçtikleri bir iş yani. Zorla kimse gel bizim evimizde kal demiyor. Bütün masraflarını orada karşılıyorlar zaten. İşte yemesi, içmesi vesaire. Yani aslında sen bir evde tamamıyla kalıyorsun. Orası senin kendi evin oluyor. Ve üstüne üstlük o çocuğun evindeki, yani o evdeki çocuğa bakmak için de üzerine 25 bin lira alıyorsun. Ve hatta bunu da beğenmiyorsun. Bak dahası yani da var. Yani bunun kira da ödemiyorsun ben bu arada o evde kalırken şimdi yani. Çalışma şekillerini biliyorum. Ben hiç bir yabancı bakıcıyla ve bakıcıyla hatta çalışmadım. Ama arkadaşlarım arasında çok var evlerinde çalıştıranlar. Şimdi bak bu getirme masraflarını ödüyorsun. Evet. Getiriyorsun. Ondan sonra aylık maaşını ödüyorsun. Haftada bir gün izinleri var bunların. Haftada bir gün çalışmıyorlar. O haftada bir gün izne çıkarken de harçlık veriyorsun. 100 dolar mı öyle bir şey? Bir de haftalık harçlık veriyorsun yani. Dolar üzerinden. Tabii ve ayda yılda bir kere de memleketlerine gidiyorlar bir aylığına. O zaman da gidiş dönüş uçak biletlerini falan alıyorsun. Yine masraflarını karşılıyorsun. Prensesler gibi yaşıyorlar gerçekten bu hayatı. diyelim.
Peki. Ben Ferman Toprak'a hak veriyorum ya bu konuda. Galiba hak veriyorum yani. Detayları aslında çok düşünme fırsatım da olmadı ancak yani neden beğenilmesin ki bu para? Yani kötü bir para mı 25 bin lira? Gayet iyi bir para ama tabii onlar da ülkelerinden buraya geliyorlar. Ama çoğunun ailesi var ülkede. Belki Türk bakıcı için hani de söylüyor. Çoğunun ailesi var kendi ülkesinde ve onlara para gönderiyorlar vesaire. Ama yok, Türk bakıcıların fiyatları böyle değil. Daha düşük tabii, değil tabii. mi? Tabii. Türk bakıcılar neredeyse bunun yarı fiyatını çalışıyorlar. O zaman yabancıları kastediyor. Evet, burada yabancıları kastediyor. Peki, şimdi efendim kısa bir araya gidelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.